anlaşmasının maddeleri 1. 2. 3. 4. ve hepsini ezberledim. Yazın bile ders çalışmak iyidir. Bana inek aleyhine diyorlar ama olsun. Anne, anneciğim temizlik mi yapıyorsun? Şey, canım annem ya, biliyorsunuz arkadaşlar çamaşırları toplamış anneciğim. Teşekkür ederim anneciğim ya. Keşke ben de sana yardım edebilseydim ama ders çalışmam lazım biliyorsun. Çok çalışırsam eğer güzel güzel akıllar kazanırım değil mi anneciğim? Ay arkadaşlar, biliyor musunuz? Annem beni sırf güzel okullara gönderebilmek için temizliğe gidiyor. Ben de mutlaka iyi iyi çalışmalıyım. Annem, canım anneciğim, bir şey diyeceğim. Azıcık dışarıda oynayabilir miyim arkadaşlarımla? 5 dakikacık izin verir misin? Ay teşekkür ederim anneciğim. Bakayım sokakta arkadaşlarım var mı? Burada canım arkadaşım Ece oturuyor. Eceler çok zenginler. Ama asla beni kendi arkadaşlarından ayırmıyor. Fakir olduğum için bana kötü davranmıyor. Gideyim bakayım Ece evde miymiş? Ece! Zillerini çalayım. Ece hoş! Bakabilir miyim? Ece hoş! Bakabilirsiniz. Ay, ay ben geldim. Hay canım arkadaşım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba merhaba Ahmet amca benim Aleyna. Biliyoruz Kars'takisin değil mi sen? Evet evet. Şey geçsene öyle ayakta kalma ya. Şey baban önüme geçti de ondan geçemiyorum. Geçebilir miyim Ahmet amca? Baba, çık bakayım. Tabii geçebilirsin. Ay, alayım ya. Teşekkür ederim. Ece evde canım çok sıkıldı. Yazın bile ders çalışırken o kadar çok çalıştım ki. Bir an dedim azıcık Ece ile oynayalım. İyi yapmış mıyım geldim de. Oh. Çok iyi yapmışsın. Ahmet amca neden arkamda duruyorsun? Bir şey mi diyeceksin? Tamam, ya bir şey diyeceğim de sen sürekli arkamda duruyorsun. Pardon Ahmet amca, özür dilerim. Arkadaşım karnın aç mıydı? Gel otur sana yemek vereyim. Tamam. Çok acıkmıştım zaten. Çok iyi oldu. Oo, teşekkür ederim. Yemek yerken söyleyeyim o zaman bunu sana. Ne söyleyeceksin Ahmet amca? Bir şey mi yaptım? Kötü bir şey mi oldu? Ya hani okullar böyle paralı oldu ya zengin okuluna gideceğin için. Evet ben okula gidemeyeceğim. Ben fakirler okuluna gideceğim ama olsun Ahmet amca hiç önemli değil. Ders çalışmak da önemli. Ama işte benim o yüzden bana öyle bir fikir geldi. Ne acaba fikri? Senin okul paranı ödeyip de seni de acaba zenginler okuluna mı götürsek diye. Ece'nin okuluna mı? Evet. Arkadaşım babamla sabahtan beri bunu konuşuyoruz. Annem evet. İşe gitmeden önce annemle de konuştuk. Seni benim okuluma yazdırmak istiyoruz. Ya sizin okulunuza mı gideceğim yani ben? Ay. Evet. Çok hadi mutlu gel durum. Canım, ya ama annem ne der ki bu duruma? Annem böyle bir şeyi kabul etmeyebilir. Önce anneme sormam lazım. Anneni ikna ederim. O tatlı yüzüne. Ahmet amca, Ahmet amca çok teşekkür ederim ya. Çok düşüncelisin. Ay bir şey diyeceğim ya. Bir şey diyeceğim. Üstündekiler böyle bir şey değil yani kıyafet gibi değiller ama senin saçın benim kızımın saçından daha iyi. Ahmet amca benim saçlarım doğuştan pembe. İkinizinki de güzel. Ece seninki de çok güzel arkadaşım. Üzülme. Hadi annemin yanına gidelim. Anniş. Anniş. Sana çok annemin güzel bir haberim var. Annemin adı Fatma. Fatma teyze. Anne çamaşır katlıyordu anne. Fatma anne. Annem. Fatma teyze. Dur. Anneme haber veremeyiz. Annem temizliğe gitti gene. Ay unuttum ben onu. Pardon. Hani biz annene böyle minik bir tane telefon vermiştik. Annen onu kabul etmişti. Evet. Ondan onu arayabiliriz. Arayabiliriz. Evet. Doğru diyorsun. Aç bakalım. Fatma teyzecik diye kaydedeceğim. Ama annemi boğazı ağrıyor. Nasıl konuşacak? Kaç gündür konuşamıyor ya Ece. Mesaj atmamız lazım. Tamam mesaj atayım. Annem çok hastalandı çünkü. Kızınız Aleyna. Yani benim en iyi arkadaşım Aleynacık'ı. Benim okuluma yazdırmak istiyoruz. Parasını ve geri kalan şeylerini biz ödeyeceğiz. Lütfen İnşallah kabul eder. Allah'ım inşallah kabul eder. Kabul eder inşallah. Tamam. Gönderdin mi? Ya Ahmet amca çok düşünceli bir insansınız ya. Çok iyi bir insansınız ya. Allah sizden razı olsun ya. Şey çok sevindim. Bir şey diyeceğim ya. Bunu yaptıktan sonra ben de mutlu oldum. ben de çok mutlu oldum. Ece sen okuluna birazdan gitmeyecek miydin? Aha annemden mi geldi? Çocuğum birazcık düşünmem lazım. Tabii ki de düşünmeyeceğim. Aleyna'mı bunun için asla kırmam. Çünkü benim kızım çok gündür çalışıyor ve orayı gerçekten hak ediyor. Hadi ya! Gel canım arkadaşım. Annemin laflarına bakın arkadaşlar. Hak ettiğimi düşünüyor canım annem ya. Kurban olurum ben ona. Ece. Efendim. Şey senin bana verdiğin çanta vardı ya. Ben onu alayım mı? Evet. Hediye olarak vermiştin. Al. Tamam. Evet. Ay ben gideyim onu alayım okula gitmeden. Acaba oradaki çocuklar beni nasıl karşılayacaklar? Bu kıyafetlerimle biraz utanırım ama. Neyse ya. Şey çantayı nereye koymuştum? Kim? Kapı. Kapı. Gel. Bakayım. Kim o? Arkadaşım.
Efendim, ya, bu kim? Merhaba, merhaba. Siz yeni mi geldiniz buralara? Yok, yeni değilsiniz ya, doğru. Git ya, biz 10 senedir burada oturuyoruz. Sen kimsin? Ha, yeni mi bu arkadaş? Sen de mi zenginsin yoksa? Ben Şapka. Kısa adıyla, diğer adıyla da Orçun. Merhaba Orçun, tanıştığıma memnun oldum. Ece? Zaten biz tanışmış mıydık? Hayır. Gerçekten çok özür dilerim. Sana verdiğim çantayla benim çantamın arasında çok para var. Bu çanta çok pahalı bir çanta. Seninkinle utandım şimdi ya. Ya önemli değil arkadaşım ya. Ben de zaten senin çantanı takmaya kıyamadım yani. Bana o kadar pahalı bir çanta vermiştin ya. Onu okulun ilk gününde takmayı çok isterdim ama kıyamadım. Neyse evde dursun. Zaten. Hadi gel canım. Kitabımı yanıma aldım, gidelim. Orçun sen de gelecek misin? Ne komik çocuk ya. Bak bak, hayatında ilk defa testte kullanmış olabilirsin. Çünkü bu testte kendi kendine gidiyor. Evet Ece, Allah'tan babam programlıyor da kendi kendine gidiyor da bazen şaşırıyor işte böyle. Baksana şuna. Çılgınca hareketler yapıyor. Ay, iyi ki baban sana böyle bir şey almış. Allah'ım, iyi ki sen çok tatlı bir kızsın ya Ece. Arkadaşlar. Selam. Size çok iyi bir haberim var. Yeni arkadaşım. Bakın, selam arkadaşlar. Ne? Ne? Bana ezik mi dediler onlar? Ama neden öyle dediniz ki? Ne var? Arkadaşlar, beraber bir konuşabilir miyiz lütfen? Şuraya gelir misiniz? Ah, bana beni ittirdi. İttirdi beni. Ama arkadaşlar, ne var ki sanki? Ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar, ya, ne oldu? Bana tanışmak istemiyor musun? Arkadaşlar, bu kıza çirkin ve kötü diyenin kafam kanacak. Yanıma gelir misiniz? Bakın, o arkadaşımızın annesinin ve kendisinin durumu çok kötü. Böyle davranmanız ona hiç hoş gelmez yani. İttirdiler beni. Çok güzel arkadaşım, benimkinden bile güzeller. Ya ama çok üzüldüm. Arkadaşlar, ben sizinle tanışmak istiyordum. Her şey zenginlik, fakirlik değildi ki. Ama önemli olan iyi olmaktır. Ben sizinle çok iyi bir arkadaş olmak istiyorum. Bakın, Ece ile arkadaş olabiliyorum. Ya. Ya arkadaşlar, efendim? Bu arkadaşımızın dış görünüşü zengin değil, iç görünüşü kalbi zengin arkadaşlar. Ay, çok tatlısın Ece. Yok, kalbi para etmez, şaka. Ya fakir dediler bana, ben bunlar beni sevmedi, ben çok mutsuz oldum. Arkadaşlar lütfen bir anla kibar olur musunuz? Ama neden ki ayırıyorlar ki beni? Ben Ece ben arkadaşım, eski okuluma geri dönmek istiyorum Ece, burada beni sevmediler. Bunu kabul edemem. Kardeşim beni delirtme, bak beni delirtme. Arkadaşım. Efendim Ece. Bana öyle bakma çok, ya. Çok özür dilerim. Senin kıyafetini değiştirmeyi unutmuşum. Birazcık saflığım tuttu da. Ama önemli olan kıyafetler değildir ki Ece. Beni tanımadılar bile. Keşke biraz tanımaya çalışsalardı. Eğer tanımış olsalardı benim iyi bir insan olduğumu bilirlerdi. Değil mi? Evet ama bak, kıyafetlerinden de olabilir yani. Duyduysan zaten bu kıyafet ne? Yırtık kıyafet giymiş dediler yani. Benim bunu babaannem görse dikmeye çalışır yani. Evet ama benim başka kıyafetim yok ki Ece. Bazen sana verdiğim kıyafetleri giyiyorum. Ama beni fotoğrafımı çekiyorlar. Bana çok ayıp. Ezik dedi bana. Arkadaşlar okulda. Arkadaşlar uzaklaşın lütfen. Ama yapmayın lütfen. Önce beni tanısaydınız arkadaşlar, eziklemeseydiniz keşke, çok ayıp. Siz şimdi görürsünüz arkadaşlar, okulunuzun müdürünü arıyorum. Dur Aleyna. Alo baba. Babacığım lütfen baba buraya gel. Aleyna'nın kıyafetleri yüzünden onu da dalga geçiyorlar ana, baba. Orçun'a bak. Orçun onu nasıl tutuyor. Oh, gününüzü gördünüz işte. Ece. Efendim. Tamam, babam geliyormuş şimdi, sana güzel güzel kıyafet almaya gideceğiz. Ya, benim kıyafetlerim sana birazcık bol olur, bu yüzden sana yeni kıyafetler zahmet etmeseydiniz Ece ya. Ben ya, Ahmet amcayla konuşurdum. Ahmet amca beni eski okuluma göndersin, buraya para ödemesin boşuna. Zahmet etmedin, ne kelime canım arkadaşım, ben bunu nasıl kabul edeyim yani? Ya, senin gibi bir güzel bir kızla arkadaş olmuşum, bile kabul etmeyecek miyim? Bana neler diyorlar. Ezik korktuyum. Bak, beni internete koyuyorlar bu halime. Utandım arkadaşlar, ben çok utandım. Arkadaşlar lütfen içeri girer misiniz? Bakın, sizlere de kızmak istemiyorum. Çok hepsi bir kanka Instagram'a koyuyorlar. Rezil oldum. Kankalarım lütfen içeri girin. Ama ezik denir diyor. Of ya. Ben gidiyorum artık. Ne diyeceğim? Ahmet amcayı söyleyeceğim. Arkadaşım. Ne oluyor burada? Ahmet amca. Ahmet amca. Baba. Efendim? Lütfen internetlere gidip dersini vereyim misin? Arkadaşımla dalga geçtiler. Ezik dediler. Baba, ben veririm şimdi onlara derslerini. Gelin buraya.
Aa, Hamit amcama bak sen ya. Onları kavalıyor. Ay Allah'ım yarabbim ya. Ece. Hamit amca gel gel Hamit amca. Başın belaya girmesin. Şimdi onlar zengin babalarına şikayet ederler. Sonra o zengin babalarla kavga edersin. Gel Ahmet amca. Geldim arkadaşım. Sana kıyafet almaya gidiyoruz. Geldi. Tamam geliyorum arkadaşım. Ama böyle Ahmet amca çok utanıyorum. Ya. Sürekli bana bir şeyler veriyorsunuz. Para veriyorsunuz. Bir şeyler alıyorsunuz. Ya bir şey olmaz. Bir şey olmaz ya. Yani ne olacak ya? Sonuçta bu para yani. Ay ne kadar düşünceli insanlar ya. Öbür çocuklar ailesi onları kötü yetiştirmiş. Baksanıza. İzik diyorlar insanlara. Ben buraya hiç daha önce girmemiştim. Wow. Ece buradan mı alacağız kıyafetleri? Ama burası çok pahalı. Seni uyarıyorum bak. Burada ne almıyorsun? Burası en ucuz kategori 999 TL. Buradan alıyorsun. Ama Ece ucuzu da yeter bana. Ben buradan alayım lütfen. Ay Ece hadi çok zahmet ettiniz ya. Şundan mı giysem acaba? Bakayım bir. Aha. Sevdiğini al bak değiştir bence. Tamam. Anam tıklanmıyor. Ha. Ay, nasıl? Ay, nasıl bak, oldu? Bu çok güzel tulum. Şimdi üstündekini değiştir böyle. Tamam. Daha sarılımsı bir şey olsun. Tamam basıyorum. Basıyorum. Değiştir. Alın bakalım şimdi onları. Değiştir. Hepsini bu arada denediklerinin hepsini sana alıyorum şu anda. Poşete dolduruyorum. Bak bu güzel oldu. Değiştirdim. Değiştirdim. Sen dur de bana tamam mı Ece? Tamam. Dur derim. Allah Allah. Buraya da hiç güzel kıyafet koymamışlar. Hepsinin de fiyatı çok bu fazla. Bu uydu sanki. Ama evet evet o çok Ahmet güzel amca, oldu. Sen de mi değiştirdin? Çok komik aldın ya Ahmet amca ya. Hemen. Toplamda kaç TL bakalım? Kaç? Üstünü kaç TL? Okutuyorum bekle. Üstündekiler toplamda 7000 TL. Aldıkların toplamda 30.000 TL. Hemen ödeyelim. Ana 30.000 TL ödediler. Ben hayatımda hiç 30.000 TL'yi yan yana bile görmemiştim Ece. Teşekkür ederim. Ahmet amca. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Benim bir işim çıktı. Hadi bir sorun olursa beni çağırın tamam mı? Tamam Ahmet tamam. Amca çok teşekkürler. Tamam. Ana Ece önemli çok sağ ol ya. Ahmet amca arabayı götürdü. Neyse Ece biz okula gidelim. Arkadaşlar gel, belki bana böyle şey demezler değil mi? Fakir evet, demezler belki. Ay, inşallah. Rengini değiştir. Ana oh, yok geldi. Konuşunca rengini değiştiren araba. Vay be. Heh, Ece önden sen git ben çekindim Ece. Önden sen gitsene. Tamam tamam. Dur benim altım gitmiş şuradan duydum, altımı. Duymadık deme. Tamam. Sokakta Tesla buldum. Ana Oğuz'un sen nerelerdeydin ya? Ay iyi bir arkadaştın ya, sen. Onlara karşı beni polise, savundun. Polisi aramaya gittim ya. Dediler ki polisler bundan polis mi çağırılır dediler ya. Arkadaşım arkadaşım. Ana ne yapıyor bunlar ya? Ha, derse girmişler. Arkadaşlar ilk dediğiniz kız şu anda dünyalar güzeli oldu. Bakın kıyafetlerim değişince iyi olmuş muyum arkadaşlar? Ana Ezi'nin yüzünden sınavı unuttuk. Ece bugün sınav mı vardı? Evet bugün sınav vardı. Sen çalıştın mı? Ben çalıştım ama sadece bir tane soruyu bilmiyorum. Bana orada yardım edebilir misin? Tabii yardım ederim. Ay arkadaşlar oturun. Ana hiç kimse çalışmadı mı? Siz çalışmadınız mı? Ana çalışmamışlar. Şey bir şey diyeceğim arkadaşlar. Herkes beni dinlesin. Beni sevmediğinizi biliyorum. Aranıza yeni gelmiş olabilirim. Ama ben çok çalışkanımdır. Ve bu sınavda sizlerin hepinize yardım edebilirim. Yardım etmemi ister misiniz? Bir şey diyeceğim ben o gün kit sınavda 10 aldım. Arkadaşlar. Ne? Orçun 10 aldın? Çalıştım ama çalışmadım diyor arkadaşlar, bu. Arkadaşlar sıralarınızda gelin. Aleyna sen yanıma gel. Tamam. Arkadaşlar bakın. Az önce dalga geçtiğiniz kız şu anda size sınavda yardım edecek. Ne yapıp ne ettiğinizi bilmeniz lazım. Her dış görünüşünden, her iç görünüşünden insanlarla dalga geçmeyin. Evet ama bu çocuk bir almış. Tamam öğretmen gelmeden ben şimdi size bütün soruların cevabını söyleyeceğim. Hazır mısınız? Geçin bakalım herkes alsın kağıtlarını. Ben de şurada çözeyim hemen bütün trigonometri sorularını. Ben çünkü 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf hepsine çalışmıştım. Şöyle çözeyim tamam. Arkadaşım bak al bak kağıttan gösteriyorum buradan yazabilirsin. Bak aynısı. Görüyor musun? 10 üzeri 5 artı 10 üzeri 6. Hepsini yaz. Bak bu da ikinci soru. Ece bak bilmediğin soru var mı? Göstereyim mi arkadaşım? Bak bak şu. Yazabilirsin. Şey sen de çalışmadıysan sana da gösterebilirim arkadaşım. Ay sana bak Selen. Senin adın Selen değil mi? Kaçıncı soruyu bilemedin? Üçüncüyü mü? Üçüncünün cevabı 725. Ay teşekkür ederim. Başka hadi bilemeyen var mı? Üçüncü soru. Bak bak gösteriyorum. 725. Ben hiçbir soruyu bulamadım. O zaman sen benden bütün kağıdı kopya çek tamam mı? Oğuzcum.
yapınız. Ben size bunu çalıştırırım arkadaşlar, hiç merak etmeyin. Tamam, öğretmen gelmeden yazılı kağıtlarını buraya koyun arkadaşlar. Hadi bakalım. Hepiniz koyun. Ay sen de koy, inşallah var ya hepiniz 100 alırsınız arkadaşlar. Ay çok mutlu oldum. Harbi ya. Bile. Yardım etmek çok güzel bir şeydi. Çok mutlu oldum. Umarım bunlar da artık beni severler değil mi Ece? Ha? Evet. Sen ne yazıyorsun oraya Ece? Aleyna Candır. Ay çok tatlısın. Arkadaşlar sınav sonuçları birazdan cep telefonunuza mesaj olarak gelecek. Ana bakalım kaç aldınız? Kaç aldınız? 100 almışım. 100 artı almışım. Ana bu arkadaşımız bir şey söylemek istiyormuş. Ece bu arkadaşın adı ne, beni tanıştırsana. Ana. Aa, Nevra. Nevra, ön yargılı olduğumuz için, bana sana kötü davrandığımız için özür dileriz Aleyna diyor. Arkadaşlar hiç önemli değil. Beni önceden tanımış olsaydınız zaten iyi kalpli biri olduğumu bilirdim. Evet. Ama bence sizler de iyi kalplisiniz ki böyle barıştık değil mi? Çok mutlu oldum. Evet. Ece bütün hepsiyle beni tanıştırsana, isimlerini öğrenmek istiyorum. Tamam. Şunun ismini öğrenmiştim. Kim Selin. Bu? Selen. Değil mi? Ay, Selin miydi, Selen miydi? Selen, bak siyah saçlı olan arkadaşımız Selen. Evet. Kırmızı saçlı olan arkadaşımız Nevra. Çok memnun oldum Nevra. Kırmızı saçlı olan arkadaşımız Şevvol. Şevvol çok memnun oldum da şurada bir tane şey var. Arkadaş var. Bir almışım diyor. Ay. Ya ben sana hepsini göstermiştim. Nasıl bir aldın arkadaşım? Ne oldu? Bu arkadaşın adı ne? Demir. Demir, bana bak Demir. Önünü dön anlama. Sen neden bir aldın ki? Kopyayı ters mi geçirdin? Ay Allah'ım yarabbim ya. Nasıl? Hocam Ayaz siz kaç aldınız bakayım? Ha? Ben 99 aldım. Ya sen nerede yanlış yaptın? Ha? Hangisini yanlış almışsın? Ya, 100 evet, artı 1. Evet mi hayır mı da yanlış yapmışım. Ama olur öyle şeyler. Arkadaşlar sizinle arkadaş olduğum için çok mutluyum. Ne zaman yardıma ihtiyacınız olursa ben varım. Ama bana çiçek veriyor. Bir daha versene şimdi. Ha? Teşekkür ederim ya. Arkadaşım çok mutlu oldum. Söylemişim kahverengi taşlı olan Şevval değil Şevval. Şevval. Aa tamam Şevvalcim çok memnun oldum. Ya, arkadaşlar ne oldu Ece? Arkadaşım bir keresinde Orçun sınavdan 100 almıştın. Neden biliyor musun? Heh. Öğretmen tahtaya gelip çocuklar adını yazana 5 puan vereceğim demişti. Orçun da adını 20 kere yazmıştı. Ya Orçun çok fenasın ya. Ya bu tahtaya World of Warcraft kim yazdı ya? Ne yazıyorsunuz ya tahtaya? Ha bir de Valorant, Valorant neymiş? Onu bak ben bilmiyorum ya. Tahtaya yazma kavgası çıktı. Fall Guys, Fall Guys ben çok biliyorum. Arkadaşlar bu arkadaşlarla beraber, arıgillerle beraber bir Fall Guys oyunu oynamamızı isterseniz mutlaka yorumlara yazın. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar, kankiler? Herkes cebindeki paraları çıkartacak ve Aleyna'ya yemek ısmarlıyorum. Wow, yaşasın. Yeni arkadaşlarım bana yemek ısmarlıyorlar. Yaşasın. Bir şey söyleyeyim hemen mi? Şurada. Ben İskender çok severim. İskender yok mu? Var burada İskender var. Arkadaşlar donatın. Kafeteryaya bakın. Anaha zengin okullarının da kafeteryası bir başka oluyormuş ya. Vay be. Çok yani güzel. Yani ne sana dedim. Ama şuna bak tatlı, waffle, hamburger hepsi var. Yiyebilir miyim? Ha tabii ki senin için aldık. Nom 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 çok teşekkür ederim arkadaşlar. Herkes toplansın bakayım masaya. Hepinize teşekkür edeceğim. Ana çok teşekkür ederim Nevra. Allah'ım neler aldılar bana. Ben bu kadarını yiyemem ki. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Yom, yom. Bence önyargılı olmayıp bütün fakirlere bunları paylaşabiliriz değil mi? Hani ihtiyacı olan insanlarla. Ne dersiniz? Bence paylaşalım. Bu kadar yiyeceği biz tüketemeyiz zaten. Evet. Ha, evet. Şimdi bir dakika. Hemen şuradan babamı arayayım. Evet. Alo baba. Ne diyecek acaba? Babacım. Bizim böyle yardım ettiğimiz hani böyle bir tane yemek poşeti var ya onu getir. Kantinde bütün paramızı yemeğe harcadık. Şimdi bunu fakir insanlara dağıtacağız. Ama çok düşünceli. Ece her zaman babacım, düşünceliydi zaten. 50 tane getir. 50 tane. Bayağı yemek var burada. Vay çok güzelsiniz. Arkadaşlar sınıf arkadaşlarım sizi çok seviyorum. Gelin beni takip edin. Koşun. Koşun koşun. Allah sürekli masaya oturuyorum ya. Koşun 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 koşun. Şey var. Ana Demir düşmüş. Ne oldu Demir? Neler düştün böyle sen ya? Beni tanıştırayım. Demir sınıfımızın en sakarı. Sakar. Zaten bir almasından belliydi. Bu da düşmüş. Düşmeyin düşmeyin. Gelin ya, yanıma. Aleyna kesin sen A cevabını söyleyince B inşaat. Olabilir. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzdan da bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yarınki bölümden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.